Herkese günaydın. Dün Başkan Trump'ın bugün yapacağını açıkladığı Çin'e yönelik önlemlerle beraber endekslerin sert bir geri dönüş yaptığını gördük. Bu yeterli mi? Yani gerçek anlamda bir key reversal'la karşı karşıya mıyız, değil miyiz? Bunu görmemiz gerekecek. Yani görüyorsunuz aşağı yukarı 3070'lerde başlayıp 3030'lar civarında bir kapanış yaptık ama bu gerçekten dönüşü başlatacak mı, başlatmayacak mı? Bunu söyleyebilmek zor. Biraz daha aşağıya gelmesi ben özellikle şu zor geçilen 2950'nin altına kaymasını tercih ederim ki tamam buradan bir dönüş başladı diyebilirim. Yoksa sadece biraz hani ay sonuna geldik, yarın riskli bir açıklama gelebilir düşüncesiyle kenara çekilmiş bir veri yatırımcılarla karşı karşıya kalacağız demektir. Şimdi ekonomik verilere baktığımızda aslında dün beklentileri oranla söylüyorum tabii yoksa baştan aşağı eksi geldi. Çok da kötü veriler değil. Yani dayanıklı mal siparişlerinin içinde özellikle şurada gördüğünüz kalem büyümeye doğrudan giren kalemdir. Biraz daha iyi ama yıllardır zaten yatırım yok. Bütün dünyada yok. Hatırlarsanız 2009-2019 döneminde de faizler düşükken neden yatırımlar artmıyor tartışıyorduk. Bu önümüzdeki yıllarda da tartışacağımız bir konu olacak. Ama beklentilere göre karşılaştırdığımızda biraz toparlanma olduğunu görüyoruz. Birinci çeyrek GDP'sinde çok fazla takılmayacağım. Yani bir önemi kalmadı artık bu veri. Bayağı eski bir veri sayılabilir. Sadece dün şurada paylaştım. Teknik bir ayarlamadan kaynaklanan ciddi bir düşüş var. Ama yine de 2100'lü 2,1 milyonlu seviyeler, tırnak içinde söylüyorum, yine iyi diyebileceğimiz seviyeler. Ama CBO'nun raporundan dün bazı detayları paylaşmıştım. Yani 2021'de işsizlik oranını 8,6 bekliyor CBO ki bu çok ciddi yüksek bir oran. Hatırlarsanız bir önceki krizde yani finansal krizde 2008'de zaten en yüksek seviyeler buralarıydı. Onlar civarıydı. Dolayısıyla hani devamlı o duyduğunuz V tipi toparlanma aslında bir istatistiğin oyunu. Reelde V tipi bir toparlanma oldukça zor olacak. Ara ara zıplamalar göreceksiniz pek çok veride ama hissedilen toparlama hani hissedilen sıcaklık gibi bir şey var ya hissedilen toparlama hiçbir şekilde V halinde olmayacak. Şimdi Asya seansında çok büyük bir baskı olmadığını görüyoruz. Eksiler de seyrediyor. Ama tabii ki Çin tarafına yönelik hangi adımların atılacağı önemli olacak. Bunun da en basit, en hızlı yansıdığı yer aslında offshore tarafı. Bir süredir zaten bu tarafa dikkat çekiyorum. Özellikle şurada gördüğümüz sıkışmanın artık sonuna gelip gelmediğimiz belli olacak. Yani 7-20'ler şurada devamlı yükselen dipler görüyorsunuz. Baskı artıyor. Sadece bu tarafta değil. Yuan tarafında da ciddi bir baskı olduğunu görüyoruz. Fixing 2008'den bu yana en düşük seviyesinde oldu. Şu anda fixing'e bakmıyoruz. Offshore'un kendisine bakıyoruz ama bir dakika hemen fixing'i de açayım. Şu 2008'den bu yana en düşük fixing. Tabii aslında piyasa daha düşük fixingler bekliyor. Dolayısıyla Bank of China'nın PBOC'nin savunduğunu söyleyebiliriz kuru. Muhtemelen tahvil satıyor belli ölçüde ama burada da aynı resim var görüyorsunuz. Çok ciddi bir sıkışmanın sonuna gelmiş olabiliriz. Dolayısıyla Amerika'nın açıklayacağı kararlar buradaki hareketin yönünü belirleyecek ve gelişmekte olan ülkeler açısından da bunun önemli olacağını söyleyebiliriz. Euro tarafında bir onlar kırıldı. Entegrasyona bağlı olarak gelecek olan her açıklamanın buna neden olacağını tartışıyorduk zaten. Pozitif bir gelişme 12'lere doğru da bu hareketi yukarı götürecektir. İlk aşamada 13'lere doğru da ben uzanabileceğini düşünüyorum. Kovalıyor muyum? Yani teknik anlamda, trader anlamında evet buradan yukarıya onların kırılmasıyla bir fırsat var. Ama ana pozisyon olarak ben yine yukarıya doğru harekette biraz daha dolara geçme taraftarıyım. Dolayısıyla trade bazında pozisyonu bir kenara koyuyorum, ayrı bir noktaya koyuyorum. Ama pozisyon bazında taşımamız gereken, portföyde taşımamız gereken varlık bazında hala doları tercih etmeye devam ediyorum. Dolayısıyla iki tane farklı strateji, iki tane farklı zamanlamadan bahsediyoruz aslında. Şimdi
Altın tarafına gelelim. Altın tarafında enteresan gelişmeler oluyor. Önceki gün Amerika'nın İsviçre'den altın ithalatının patladığını söylemiştim. Nereye gidiyor bu? İşte özellikle ETF tarafına gidiyor. Yani GLD alanlara gidiyor. İkinci olarak da tabii piyasanın kendisine gidiyor. Bakın burada COMEX'teki altın stoklarını görüyorsunuz. İşte o meşhur noktadır burası. Orada yeterince altın yok, gümüş yok şeklinde. Aslında daha önce de söyledim. Herhangi bir finansal sistem içinde varlığı herkes almaya çalışırsa, buna herhangi bir bankanın, JP Morgan'ın mevduatı da dahil, böyle bir şey yok zaten. Yani sistem zaten çok sağlam şeyler üzerine kurulmuş değil. Dolayısıyla çok benim katıldığım bir yaklaşım değil ama yine de şunu görüyorsunuz, bu muazzam bir artış var. Yani 10 milyon onstan 25 milyon onsa COMEX stoklarında bir artış görüyorsunuz. Bunun altın fiyatlarıyla doğrudan bir ilgisi yok aslında. Daha doğrusu belli ölçüde altın fiyatları bu hareketi yaratıyor. Burada da benzer bir durum söz konusu. Altın fiyatlarının arbitraj yaratacak şekilde yukarı gitmesi, ki o dönemde bu altına muazzam fiziki talep var şeklinde pazarlanıyordu. Ama sadece uçuşların olmamasından dolayı İsviçre'den, daha doğrusu dünyadaki rafinerilerden COMEX'e bir hareket yoktu. Bu hareket başlar başlamaz görüyorsunuz muazzam bir akış oldu burada. Hala 1680'i kırmış değiliz. Yukarı tarafta da 1750'yi kırmış değiliz. Dolayısıyla bir yön bence belirli değil. Ama beklentin ne diyorsanız, ben 1680'in kırılmasını ve aşağıya doğru hareketin daha sert bir şekilde devam etmesini bekliyorum. Öte yandan iki tane pozitif nokta göstereceğim. Bir tanesi gümüş 200 günlük ortalamasının üzerinde duruyor ve çok sağlam duruyor. 17-60'larda burada 19 seviyesi çok kritik biliyorsunuz. Ama 17-60'larda sağlam duruyor ve burayı kırmasıyla beraber 18'in üzerinde yerleşmeye başlayacaktır. Tabii bu ne anlama geliyor? Altın gümüş rasyosunda da altın aleyhine, gümüş lehine ama değerli metallerin lehine toplamda bir hareketle karşı karşıyayız demektir. Çok hızlıca onu da paylaşayım. Görüyorsunuz burada yüzün altında seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla bunu da değerli metal pozitif okumaya devam ediyorum. Ufak bir yine altın negatif noktaya bakalım. Altın madencilerinin endeksi demeyelim de borsa yatırım fonuna baktığımızda bir yukarı trendde en azından dinlenme ile karşı karşıyayız. Bir kırılmayla karşı karşıyayız diyebiliriz. Dolayısıyla bunu da altının negatifler hanesine yazıyorum. Eğer 1680 kırılırsa bu negatifler hanesini kullanarak pozisyon açacağım. Tabii yukarı tarafta da 1750'leri görmek lazım ama az önce söylediğim gibi ciddi anlamda COMEX'te bir stok oluşmuş durumda. Önceki videoda da paylaşmıştım. Çin'den, Rus Merkez Bankası'ndan vesaire gelen alımlarda artık altının eski destekçisi değil. 2018-2019'da tarihin en yüksek Merkez Bankası alımlarını konuşuyorduk. Artık öyle bir durum söz konusu değil. Petrol tarafı stok açıklamalarıyla bir aşağı bir yukarı hareketini sürdürüyor. Burada söyleyebilecek çok yeni bir şeyim yok. Son videodan bu yana şurada gördüğünüz 35'li seviyeler kırıldığında şu boşluğu muhtemelen dolduracağız. Buraya da oynamanın yolu USO vesaire değil. Çok defalarca söyledim, kusura bakmayın tekrar söylüyorum. Vadeli piyasanın kendisi dışında gerçek anlamda bu hareketten faydalanmak çok da mümkün değil. Ama şimdilik biraz buralarda yorulacaktır diye düşünüyorum. Özellikle Çin gerginliği vesaire, ticaret anlaşmasının ikinci fazının olup olmayacağı gibi soru işaretleri nedeniyle 35 biraz sağlam durabilir ama kırıldığı zaman hemen şuradaki boşluğu doldurmaya oynayabiliriz diye bakıyorum. Bono piyasasına çok fazla değinmeyeceğim. Üzerinden gidecek çok bir şey yok. Çünkü 70'ler yukarı tarafta kırılmıyor. Aşağıda 55'ler önemli ama özellikle Avrupa Birliği'nin, daha doğrusu komisyonun paketinde İtalya'ya yönelik hibe 80 küsür milyardan bahsediyoruz. Yine İspanya'ya 71 milyardan bahsediyoruz. Bu tip gelişmeler tabii ki bono faizlerini aşağı çekmiş durumda. Bu kısa vadede olumlu bir gelişme olarak kaydedilmesi gerekiyor. Bitcoin tarafında kritik seviyelerin üzerine attık. Bunu olumlu olarak görüyorum. Daha doğrusu aşağı tarafa
doğru çözülme başlayacak olan kritik seviyelerin üzerine attık. Bunu pozitif olarak görüyorum ama genel olarak baktığımızda resim çok da değişmiş değil. Hala kırmamız gereken bir 10.400 direnci aşağı trend duruyor. Dolayısıyla şu seviyelerde oluşan direnci 10.400'leri aşamadığımız sürece çok ciddi bir yukarı hareketten bahsetmek mümkün değil. Şimdi burada ben hala Ethereum tarafını gümüşte daha önce belirttiğim gibi biraz daha iyi görüyorum. Biraz daha kuvvetli duruyor. Serenity vesaire gibi gelişmeler tabii ki önemli olacaktır. Aslında isterseniz Halving'den çok daha önemli bence teknik olarak baktığınızda. Ve şurada da görüyorsunuz Bitcoin'in seyrine oranla daha kuvvetli bir seyri var. Yani tekrar söylüyorum, gümüşe benzetiyorum ben bunu. Tabii burada tıpkı yine gümüşte olduğu gibi baktığımızda en önemli seviyelerin kırılmadığını görüyoruz. Yani gümüşte 19'ların kırılması gerekiyor. Burada 310'ların kırılması gerekiyor ama tabanın oluşumu açısından bakarsanız muazzam bir enerji oluşmuş durumda. Şimdi buradan JP Morgan'ın o gürültü çıkartan raporuna bir bakalım. Neydi burada JP Morgan'ın problem yaratan açıklaması? Bu arada bu sadece bir Bitcoin sunumu değil, tamamen ciddi bir sunum, her piyasadan bahsediliyor. İşte paranın asli unsurları medium of exchange, unit of account, store of value olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla aslında buradan yola çıkarak Bitcoin'in para olup olmadığını sorgulamışlar. Ardından bir nakit akışı olmadığından bahsediyor. Bir ekonominin büyümesiyle paralel olarak bir temettü vesaire söz konusu değil. Şu benim de devamlı bahsettiğim bir durum. Yani borsa düşerken bir kriz anında Bitcoin yukarıya gitmiyor. Dolayısıyla bir çeşitlendirme enstrümanı olarak kullanamıyoruz bunu. Volatilitesi çok yüksek hala. Enflasyona karşı bir hedge olup olmadığını gösterebilmiş değil. Dolayısıyla bunlarla baktığımızda biz çok fazla önermiyoruz ama hedge fonlar kullanmaya devam ediyor bunları diyorlar. Baktığınızda ben çok da burada problem görmüyorum. Yani söyledikleri, bankacılık sektörü açısından bakıldığında söyledikleri doğru. İşte kullanıldığı ponziler, tehdit amaçlı vesaire, bunlardan bahsediyorlar. Hiçbir problem görmüyorum ben bu sunumda. İşte Dalia balonuyla vesaire karşılaştırılmış vaziyette. Dolayısıyla bu sunumda bir problem var şeklinde bakmıyorum. Çünkü gerçekten de bu problemlerin tamamı var. Ama adım adım gidersek buradaki aslında şunu söylemek lazım. Dünyada insanların çok az bir kısmında bulunan, ki çok az kısmının da aslında tıpkı nasıl ki gelir eşitsizliğini eleştiriyoruz, %1'lik kesimden bahsediyoruz, Bitcoin'de de benzer bir durum var. Yani bunu, videoyu seyreden insanlar arasında 50 tane Bitcoin'i olan çok çok az insan vardır, olduğunu zannetmiyorum ama 0.1, 0.5, 1, 1.2 tane Bitcoin'i olan daha fazla insan vardır. Dolayısıyla bu tabana yayılmadığı sürece buradaki volatilitenin devam edeceğini göreceğiz. Daha doğru düzgün değerleme yöntemleri de söz konusu değil. Şimdi ikincisi, Bitcoin tarafında veya kripto tarafındaki önemli problemlerden bir tanesi belli bir kesimin buradaki fikri sömürüyor olması. Yani daha Bitcoin oturmuş değil ama işte arkadaş anlatıyor, dünyadaki rezerv sistemi şöyle olacak, Bitcoin şuraya gelecek, böyle olacak. Sonra bakıyorsunuz işte Fed 4,5 trilyondan 7 trilyona çıkmış, Bitcoin fiyatı aynı yerde. Ne oldu abi, para basılıyordu, işte çıkacak ama. Şimdi Bitcoin'de bugün eğer okuyabilirseniz rica ediyorum, Dünya Gazetesi'nde bu konuya değindim. Şu gördüğünüz 3 dinamik, paranın 3 dinamiği, aslında eskiden kalma bir üç dinamik. Buna dördüncü bir dinamik ekleniyor. Dijital parayla beraber, daha doğrusu eklenmiş durumda bu üç dinamik. Yanında bir dördüncü dinamik var kredi kartınızı kullandığınızda. Para bir data ledger'ı, para ile data arasındaki ilişki giderek muğlaklaşıyor. Siz kağıt para kullandığınızda
karşı tarafın sizinle ilgili toparlayabileceği bir veri yok. Yani sizi görüyor, sizinle ilgili erkeksiniz, kadınsınız, cinsiyetinizi biliyor, yaşınızı biliyor, gözünüzü biliyor, üzeriniz kıyafeti biliyor vesaire. Ama bunların kaydını bir defa tutmuyor, umurunda bile değil. Bakkalın sizin bu kayıtlarınız, ama kredi kartı kullandığınızda TC no'nuzdan başlayarak ev adresiniz, telefon numaranız, neyi ne zaman aldığınız, hangi gazeteyi okuduğunuz, neyi içtiğiniz, her şeyin kaydı var. Dolayısıyla orada para ile veri arasında artık çok grift bir ilişki var. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla özellikle tamamen dijital paraya geçmemiz durumunda para veri eşit olacak. Yani buradaki 3 maddeyi bir dördüncüsünü ekleyeceğiz. Şimdi Bitcoin tarafı bunu çok konuşmuyor. Kafayı dolarla bozmuş bir kitle var. Finansal sistemin nasıl çalıştığını bu kitle büyük ölçüde bilmiyor. Veya Bitcoin'i çok iyi anlayan genç bir kitle var. Ama bu kitlede finansal sisteme çok ilgi göstermiyor. Veya olan biten nedeniyle oradan ciddi bir tepkisi var. Dolayısıyla sakin bir kafayla Bitcoin'i değerlendiren çok az rapor okuyorum ben. Bu raporda aslında cari durumla Bitcoin'i değerlendiriyor. Cari durumla değerlendirdiğinizde söylediklerinin hepsi doğru. İnsanların sadece %1.3'ünde bir varlık varsa ve bu eşit bir şekilde dağılmamışsa çok ciddi anlamda volatilite olur. Kaçınılmaz, ama insanların %10'u %20'si aldığında o volatilite hala olacak mı? Veya bir fiyatlama modeli belirlendiğinde olacak mı? Hayır, olmayacak. Enflasyona yönelik bir hacmi değil. Son 10 yıldır ki zaten Bitcoin 10 yıldır var. Hangi enflasyondan bahsediyoruz? İnsanlar neden ortada enflasyon yokken gidip Bitcoin alsın Avrupa'da, Amerika'da? Arjantin'de bak bakalım, Venezuela'da bak bakalım, gelişmekte olan ülkelerdeki kullanımına bak bakalım. O zaman enflasyon hedge'i var mı? Evet, enflasyon hedge'i var. Bütün dünyada bakarsanız yok. Ama enflasyon sorunu yaşayan yerlerde bakarsanız evet var. Cash flow'u var mı? Hayır, yok. Altında da yok. Ekonomik büyümeye bağlı mı? Hayır, bağlı değil. Zaten burada bağlı olmasını bekleyen bir ürün olarak da gözükmüyor. Dolayısıyla çok üzerinden gitmeyeceğim burada. Yine gereksiz bir bu konuları anlatmanın şeyi yok. Zaten çok fazla bu taraftan bakılmıyor, yakında bakılacak. Ama netice itibariyle söylemek istediğim şu, burada çok da Goldman Sachs'ın raporuna takılmamak lazım. Geride kalan dönem itibariyle bakıldığında Goldman Sachs haklı. İleriye doğru baktığınızda veya detay bazında baktığınızda haksız çıktığını göreceğiz diye düşünüyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.